Merhaba Aykut Bey. Merhabalar. Dijital pazarlama nedir? Dijital pazarlama, markaların özellikle de online tarafta yapmak istediği tüm çalışmalarını bir arada toplayabilecek, gerek sosyal medyası, gerek arama motorları, gerekse aslında diğer mecraları bir arada kullanabileceği bir platformdur. Ve bu platformla birlikte markalar hedef kitleye doğru bir şekilde ulaşabilmek ve en efektif bir şekilde ulaşabilmek için dijital pazarlama kanallarını kullanırlar. Peki SEM'in CEO'dan farkı nedir? Dijital pazarlama aslında iki tane büyük ağa ayrılıyor. SEO ve SEM diye. Search Engine Optimization ve Search Engine Marketing diye. Search Engine Optimization aslında Google tarafındaki organik sonuçların listelenmesi ve markaların bu arama motorları tarafından üst sıralarda pozisyon kazanmasını sağlıyor. SEM tarafındaki çalışmaların birçoğu da Google reklamları ile birlikte sosyal medya, paid social dediğimiz Facebook, Twitter, LinkedIn ve Foursquare reklamları gibi buna benzer diğer reklamlar gibi ikiye ayrılıyor. SEM tarafının en büyük avantajı en hızlı ve efektif bir şekilde ulaşılıyor. SEO tarafında en büyük avantajı ise kalıcı bir şekilde hedef kitlenize ulaşabilmenizi sağlıyorsunuz. Peki dijital pazarlamaya insanlar ne derece önem veriyor? Özellikle marka tarafında dijital pazarlamayı çok çok önem veriyorlar. Bunun nedeni de şu, çünkü doğru hedef kitleyi ve doğru tanımlamalarla yapmak için dijital pazarlama kanallarını kullanmak lazım. Gerek arama motorları tarafı, gerek sosyal medya ve gerek diğer kanallarda. Bu kanalları doğru bir şekilde kullandığımız sürece, hedef kitleyi de doğru şekilde belirlediğimiz sürece dijital pazarlamanın önüne zaten her geçen gün giderek de artıyor. Peki bu sosyal sinyalleri, uyarıcıları ne şekilde algılayıp ne şekilde onlara yön veriyorsunuz? Özellikle de 2012 yılından beridir Google'ın ve diğer arama motorlarının da buna dahil sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan markaları sosyal sinyaller kendi algoritması içerisinde sosyal sinyal olarak algılıyor ve sosyal medyadaki yapılan tüm etkileşimler aslında arama motorları tarafından da yönetiliyor ve algoritmanın içerisine dahil oluyor. Yani sosyal medyada aktif olan büyük markalar ve sosyal medyada aktif olan diğer büyük markalar ne kadar ön planda yer alırsa o kadar arama motorları tarafından da aslında algoritmadan geçip doğru bir şekilde pozisyon kazanmalarına katkı sağlıyor. Peki kendiniz özel olarak geliştirdiğiniz SEO teknikleri var mı? SEO aslında çok çok farklı pozisyonlar kazanan bir sistematik. Özellikle de şu anda dünya çapında en fazla kullanılan arama motoru Google olduğu için Google üzerinden algoritmalar geliştiriliyor. Her şekilde her projenin aslında kendine ait bir SEO çalışması vardır. Burada efektif olarak herkesin farklı farklı stratejilerin dışında aslında var olan stratejileri doğru bir şekilde kullandığı sürece aslında genel bir tekniğimiz ön planda yer almamaktır. Ama daha başarılı olmaları için farklı stratejiler kullanaraktan aslında SEO teknikleriyle birlikte doğru pozisyonları kazanabilirler. Burada spesifik olarak şu teknik ya da bu teknik demek doğru olmayacaktır açıkçası. Peki buradaki rekabet anlayışı nasıl? Offline'a baktığımızda öncelikle offline taraftaki rekabetle online yani SEO tarafındaki rekabetler çok çok farklı. Offline'da birbiri arasında marka olan, rakip olan markalar online'da rakip olabilemiyorlar ya da tam tersi. Online'da rakip olan markalar aslında offline'da rakip olamıyor. Bunun için aslında online platformda herkes birbirinin rakibi olmuş oluyor. Ve dolaylı yoldan aslında KOBİ ile yarışan büyük markalar ya da büyük markalarla yarışan KOBİ'ler olduğu için giderek kızışıyor aslında. Ve her geçen gün de insanlar SEO ile ilgili yeni şeyler öğrendiği için buraya daha fazla yatırım yapmaya çalışıyor. Ve medya yatırımları da buna daha fazla önem arz ediyor. Bundan dolayı oradaki rekabetle offline'daki rekabet arasında çok fark var ve her geçen gün giderek artıyor. Mobil uyumluluk bu noktada ne kadar önemli? Google'ın 2015'in başında Nisan ayında mobil uyumlulukla ilgili bir algoritması çıkardı. Bu algoritma ile birlikte aslında tüm web sitelerin mobil uyumlu olmasını ve eğer mobil uyumlu olmayan web sitelerinde arama motorlarında pozisyon kaybedebileceğini sinyalini verdi. Nisan ayının yanında yapılan bu algoritma ile birlikte aslında bütün arama motorlarında yer almak isteyen web sitelerinin mobil uyumlu olması gerektiğini söyledi. Ve bu da Google'ın aslında dünya çapındaki en büyük algoritmalarından biri olarak kabul edildi. Mobil uyumlu olmak şu kadar önemli, şundan dolayı önemli. Günün sonunda responsive design dediğimiz, UX UI dediğimiz, user experience ve user interface dediğimiz detayları düşündüğümüzde kullanıcı bizim için her zaman çok çok önemli. Kullanıcı aynı deneyimi tüm sitelerde de geçiriyor olması lazım. Mobilden girerken, tabletten girerken ve bununla birlikte masa üstünden giren aynı deneyimi yaşaması lazım. Google'da kullanıcıyı düşündüğü için aynı deneyimi yaşatmasını istediği için böyle bir algoritma ile geldi ve ne kadar mobil uyumlu web sitesine sahip olursanız sizin için o kadar daha çok kullanıcı düşünüp ve kullanıcıyı düşündüğünüz için de arama motorlarında size aslında avantaj sağlamış oluyorsunuz. Büyük verinin aksiyona dönüşmesinde en etkili yol nedir? Aslında Search Engine Optimization kısmında Big Data çok çok önemli. Aslında Big Data'nın temelleri burada atılıyor.
Google'ın aslında tüm web'in aslında evrimine baktığımızda web 1.0, web 2.0 ve web 3.0 diye devam ediyor. Şu anda web 2.0'dan web 3.0'a geçiş yapıyoruz ve semantik web dediğimiz bir yapı var. Karmaşık yapı. Aslında karmaşık yapı Big Data'nın en önemli noktalarından birisi. Eskiden arama motorlarında aradığımızda bir ürünü sadece görselini görüyorduk ve işte ürünle ilgili listelemeler yapılıyordu. Bununla beraber şu anda arama yaptığımızda farklı farklı markalardan farklı farklı görseller, farklı fiyatlar ve onlarla ilgili aslında yorumları görebiliyoruz. Web ne kadar çok daha böyle büyüdükçe semantik yapı da o kadar çok karmaşıklaşıyor ve insanların ve arama motorlarının da aslında buna karşı ürettiği algoritmalar oluyor. Big Data'nın en önemli detaylarından birisi aslında verinin doğru bir şekilde kullanılıyor olması. Türkiye'de bunlar çok fazla yapılamıyor. Doğru veri sunulmuyor ama genel globale baktığımızda doğru veriyi sunduğunuz sürece aslında Big Data gerçekten doğru bir şekilde kullanılabilir. Peki SEO'nun geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Bilinirliliği ve diğer ülkelere oranla bizdeki durumu nedir? SEO özellikle Türkiye tarafında daha yeni yeni maalesef ön planda olan bir detay. Globale baktığımızda aslında web'in çıktığından beri yani Google.com'un çıktığından beri 2000 yıllardan bu yana aktif bir şekilde kullanılıyor ve teknikler giderek geliştiriliyor. Örnek olarak yurt dışında şu anda lokal SEO dediğimiz gerçekten lokal bazlı, sadece kendi alanının yakınında bazlı bir arama motorları, sonuç sayfaları gösteriliyor ama Türkiye'de daha lokal SEO'ya geçiş sağlanılmadı. Bundan dolayı aslında doğru stratejileri belirlediğimiz sürece Türkiye'de de Amerika'daki de yurt dışındaki tüm büyük diğer detaylardaki SEO çalışmalarını doğru bir şekilde aslında kabul edebiliriz. Ama buradaki yapılan çalışmalar daha teknik ve daha aslında basic çalışmalar olduğu için hedeflediğimiz şeyde Türkiye'de çok fazla ulaşamıyoruz maalesef ve hep aynı şeylere dönüp dolaşıp aynı şeyleri yapıyoruz. Ama yurt dışında sürekli farklı stratejiler geliştirerek aslında doğru hedef kitleye organik sıralamalarda ulaşmış oluyoruz. Peki sizce dijital ortamda insanlara ulaşan en etkili kaynak nedir ve neden? Aslında en önemli kaynaklardan birisi SEO'dur. Çünkü günün sonunda offline'da herhangi bir gazetede ya da herhangi bir dergide ya da herhangi bir televizyonda bir markayı gördüğünde yine online tarafta gelip arama yapıyorlar. Aramaların da arama sonuç sayfasında aslında doğru bir SEO çalışması yapılıyorsa ilk sıralarda pozisyon kazanmasını sağlıyor ve organik bir şekilde trafik sağlıyor. Ama en efektif bir şekilde sağlanmasını istiyorsa aslında SEM kanallarını kullanıyor olması lazım. Çünkü yeni bir kampanya çıkılacak. SEO çalışması uzun süreli bir çalışma olduğu için SEM çalışması daha hızlı ve daha efektif bir şekilde ulaşmanızı sağlıyor. Hızlı bir kampanya çıkarılacaksa ve gerçekten hızlı bir şekilde insanlara yayılmasını isteniyorsa SEM kampanyaları ama gerçekten kalıcı ve gerçekten insanların akılda kalması, itibar yönetimini ön planda düşünerekten, marka algısını da ön planda düşünerekten SEO çalışmaları çok daha efektif olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz sorularımızı cevapladığınız için. Çok sağ olun.